Herkese merhaba. Bu videomuzda USB bellekten Windows 10 yükleme işlemini anlatacağız ya da başka bir ifadeyle USB bellek ile bilgisayara nasıl format atılır sorusuna cevap vermeye çalışacağız. Bu işlem sonunda masaüstü bilgisayarınıza veya laptopunuza rahatlıkla format atabilecek bilgiye sahip olacaksınız. Öncelikle sahip olmanız gereken şeylerden bir tanesi bir adet USB bellek. Bu USB belleğiniz en az 8 GB ve üzerinde olması gerekiyor. Yani 4 GB'lık bir USB bellek kullanacaksanız bu olmayacaktır. Zaten Windows 10 işletim sistemi en az 4.5 GB'lık bir kapasiteye sahip. Bunun dışında kullanacağınız USB bellekteki tüm verileri farklı bir alana yediklemeniz gerekiyor. Aksi halde USB belleğinizin içindeki tüm veriler silinecektir. İkincisi, Windows 10 işletim sistemini USB belleğe yazdırmak için küçük bir paket program kullanıyoruz. Bu paket programın adı Rufus. Yaklaşık olarak 1 MB büyüklüğünde bilgisayarınıza saniyeler içerisinde inecektir. Hemen videonun altına linkini de bırakıyorum. Ya da doğrudan isterseniz Google'dan aratarak da bulabilirsiniz. Google'a Rufus yazıp Enter yaptığınızda doğrudan sizi Rufus'un resmi sitesine götürecektir. Burada hemen şurada en son çıkan, yani Rufus 3.8 olan şu an için bunu klikliyoruz ve bilgisayarımıza indiriyoruz. Görüldüğü gibi hemen birkaç saniyede bilgisayarımıza indi. İkincisi ve burada en önemli şey Windows 10 işletim sistemi. Benim burada anlatacağım yöntemle Windows 10'un en güncel sürümünü Microsoft'un kendi resmi sitesinden bilgisayarınıza indirmiş olacaksınız. Ve bu işletim sistemi ISO halinde olmalı. Yaklaşık olarak kapasitesi ise 4.69 GB. ISO dosyası şeklinde iniyor. Yani tam istediğimiz türde iniyor. Zaten işletim sistemini, daha doğrusu bilgisayarınıza format atmak için kullanacağınız işletim sistemi ISO halinde olmalı. ISO halinde bir USB ile ya da DVD'ye yazdırabiliyorsunuz. Şimdi Windows 10 işletim sistemini Microsoft'un resmi sitesinden nasıl indireceğimizi göstereceğim. Tabii farklı yerlerden indirebilirsiniz, ancak genellikle virüslü olabiliyor ya da bilgilerinizin çalınması için ek paket programlar, uygulamalar yüklemiş olabiliyor. Bu nedenle size tavsiyem doğrudan Microsoft'un kendi resmi sitesinden indirmeniz. Tabii bildiğiniz üzere Windows 10 işletim sistemi olarak sürüm halinde, daha doğrusu versiyon halinde iniyor. Hemen şuradaki tablodan da inceleyebiliriz. Mesela ilk çıkan sürümü 2015 yılında çıkarılmış 1507 versiyonuyla. Şu anda en son güncel sürümü, yani şu videoyu yayınladığım zamanda yaklaşık bir hafta önce mi? Evet, bir hafta önce 12 Kasım'da 1909 versiyon adıyla yayınlanmış. Tabii siz bundan sonra örneğin 2020'de bu videoyu izlerseniz muhtemelen en son güncel sürümünü indirmiş olacaksınız. Yani her halükarda bu yöntem en son ve en güncel Windows 10 işletim sistemini ISO olarak indirmenize yarıyor. Şimdi ben bu yöntemi göstereceğim. Hemen Google'a Windows 10 ISO indir yazalım. Bu aramayla doğrudan size Microsoft'un, yani ilk çıkan link olan Microsoft'un kendi sitesi olacaktır. Bunu klikliyoruz. Burada herhangi bir şeye kliklemiyoruz. Sadece bilgisayarımızın klavyesinden F12 tuşuna basıyoruz. Sağda bir panel açılacaktır. Şu şekilde bir panel gelecektir. Bu panele kliklediğinizde, yani daha doğrusu tablet ve telefon simgesine kliklediğinizde böyle mavi seçili hale gelecek yani. Kliklediğinizde ve burayı seçip F10 yaptığınızda sizi mobil sürüme götürecektir. Yani linke klikleyip F12 tuşuna basıyorsunuz. Buradaki panel açılıyor. Hemen şuradaki tablet ve telefon simgesini bakın kliklediğinizde mavi hale geliyor. Mavi hale, seçili hale getiriyorsunuz. Şöyle küçük gelebilir ekran. Ekranı büyütüp buradan tutup büyütüp küçültebilirsiniz. Biraz büyütelim görmek için. Ardından burayı seçip F10 yapıyorsunuz. Şu şekilde ekran değişiyor. Ardından sürümü seçiyoruz. Bakın hemen burada sürüm geldi. Windows 10, daha doğrusu Windows 10 Kasım 2019 güncellemesi. Bunu seçiyoruz. Ardından onayla diyoruz. Ürün dilini seçin. Hemen buradan dilini seçiyoruz. Türkçe. Onayla diyoruz. Türkçe'yi seçip. Evet. Bilgisayarınızın RAM'i 4 GB ve altında ise 32 GB indirmenizi tavsiye ediyorum. Eğer 4 GB ve üzerinde bir RAM'e sahipseniz o zaman 64 bitlik olanı indirmenizi tavsiye ediyorum. Ben 64 bitli seçiyorum ve indir diyorum. Hemen altta görüldüğü üzere 30 dakika süre verdi. Bu sizin bağlantı hızınıza göre değişebilir. Yani yaklaşık 1 saati de bulabilir. Ben bunu iptal ediyorum. Zaten ben bunu bilgisayarıma indirmiştim. Bunun için indirmeye, beklemeye gerek yok. Evet, şurada görüldüğü üzere. Şimdi işlemlerimiz tamam. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. Yani Windows'u USB belleğe nasıl yazdıracağımızı, Rufus kullanarak USB belleğe nasıl yazdıracağımızı gösterelim. Rufus programını çift klikleyip çalıştırıyorum. Şu şekilde bir pencere gelecek. Ardından tabi bundan önce, bunu kliklemeden önce USB belleğinizi bilgisayarınıza takın. Şu şekilde. Şöyle bir ismi var, rastgele. İsterseniz bir isim de verebilirsiniz yani mesela. Şöyle. Evet. TechWorm ismini verdim. E sürücüsünde 14.3 yazıyor. Yani 16 GB bu. Hemen ardından Rufus'u çalıştıralım. Rufus programını. Evet, geldi. Şimdi başka USB bellekler de takılı olabilir bilgisayarınıza. Başta dediğim üzere bu USB bellekleriniz varsa bunları sakın seçmeyin. Çünkü seçerseniz içindeki bilgilerin silinmesine neden olabilirsiniz. O yüzden USB belleğinizde farklı bir bilgi varsa, veriniz varsa farklı bir alana yedekleyin. Yani format atacağınız bilgisayara ya da format atacağınız bu USB belleğe değil de farklı bir USB belleğe, farklı bir taşınabilir hard diske kaydedin. Sonra vay efendim neden silindi demeyin. Şimdi burada ön yükleme seçimine geldik. Hemen buradan zaten bunu herhangi bir şey değiştirmiyoruz. Yani disk ya da ISO yansımasını seçeceğiz. İndirdiğimiz Windows 10 işletim sistemi ISO dosyasıydı. Hemen onu seçelim. Seç diyoruz. Buradan bakın seç dedim. Buradan masa üstünden Windows 10'u seçtim. Yani şunu seçtim. Şu şekilde tekrar edeyim. Seç. Klikledim. Evet, seçti. Windows 10, 1930, Türk İş, x64 seçti. Yansıma seçeneği standart Windows yüklemesi. Şimdi şu bölüm önemli. MBR, GPT. GPT yeni nesil bir anakarta sahipseniz GPT'yi seçin. Yok eğer daha eski bir anakarta sahipseniz o zaman MBR'yi seçmenizi tavsiye ediyorum. Benim yeni bir anakart yapım var. O yüzden ben GPT'yi seçiyorum. Tabii sizin de GPT seçmenizi öneriyorum. Burada şöyle bir hata var. Daha doğrusu şöyle bir hata alabilirsiniz. Bunu yanlış seçmeniz halinde. Bilgisayar bu işte Windows bu diske yüklenemez hatası alırsınız. Bunu yanlış seçerseniz, şu kısmını yanlış belirlerseniz yükleme kısmında, yani format atma aşamasında Windows bu diske yüklenemez hatası alırsınız. Tabi bunun da o aşamada çözümü var tabi. Ama yine de baştayken doğru bir şekilde girdiğinizde sonuca daha hızlı bir şekilde ulaşmış olacaksınız. Zaten GPT'yi seçtiğinizde FAT32 seçmeniz gerekiyor. Otomatik geliyor zaten. Yani MBR'yi seçtiğinizde de NTFS sistemi geliyor, dosya sistemi. Neyse, ben GPT seçiyorum. Benim anakartım en son ya da son çıkan anakartlardan bir tanesi olduğu için GPT'yi seçtim. Herhangi burada başka bir şey seçmeme gerek yok. İkincisi şu, ben şu disk bölüm düzenine ilgili başka bir şey de anlatmak istiyorum. Mesela şu anda kullandığımız diskin bölüm düzenini mesela nedir diye sorarsanız, şu anda bilgisayarımdaki disk bölüm düzeni nedir sorusuna cevap vermek için mesela bilgisayarımın üzerine sağ tıklıyorum. Buradan yönet diyorum. Aygıt yöneticisini seçiyorum. Hemen burada disk sürücüleri var. Bakın disk sürücüleri var. Benim şu anda işletim sistemi yüklü olan, yani şuydu, Toshiba TR200. Bunu çift klikliyorum disk sürücülerinde. Birimlere geliyorum. Doldur diyorum. Evet. Bakın bölümleme stili GPT olarak geçiyor. Yani ben bu bilgisayara format atmak istediğimde bu bilgisayara USB bellekle format atacaksam o zaman GPT'yi seçmem gerekiyor. Bunu da öğrenmiş oldum. Şu anda her şey hazır. Aygıtımı seçtim. Yani USB belleğimi seçtim. TechWorm E. Şuradan tekrar bakalım. Bakın. Ön yükleme seçimini seçtim. Şuradan seçten burayı seçtim. Yani seç dedim. Masa üstüne geldim. Şöyle. Bu bilgisayar. Masa üstü. Ve bu şekilde seçtim. Disk bölüm düzeni GPT'ydi. Benimki. Son çıkan anakartlardan. Bu kadar. Herhangi bir şey değiştirmeye gerek yok. Ve başlat diyorum. Ha, uyarı geldi. Dedi ki TechWorm 16 GB aygıtındaki tüm veriler yok edilecek. İşleme devam etmek için tamamı tıklayın. Çıkmak için iptale tıklayın. Tamam diyoruz. Zaten ben bunu videonun başında söylemiştim. Kullanacağınız USB bellekteki tüm verileri yedeklemeniz gerekiyor. Bu işlem süresiyle ilgili tabii bilgisayarınızın hızı da etkili. Kaç dakika süreceği. Şimdi bunu zaten işlem sonunda göreceğiz. Ne kadar sürüyor diye. İşlem sonlanmak üzere yaklaşık olarak kaç dakika? Hemen altta yazıyor zaten. Tam olarak 10 dakika sürdü. Hazır hale geldi, yazısı geldi yani durum kısmında. Bunu kapat diyoruz. USB belleğimizin içini kontrol ediyoruz. Evet, görüldüğü gibi işletim sistemimiz yüklenmiş ve hazır halde. Şimdi USB bellekten format atma kısmına geçelim. Yani şu anda USB belleğimize Windows 10 yüklemesini gerçekleştirdik. Şimdi nasıl format atacağız sorusuna cevap verelim. Öncelikli olarak bilmeniz gereken ilk kural şu. Bilgisayarınızın anakartından, yani daha doğrusu BIOS'tan ilk açılışta USB'nizi görmesini sağlamanız gerekiyor. Bunun için format atacağınız bilgisayarı hazırlayın. USB belleğinizi takın. Bunun dışında USB belleğin dışında herhangi bir taşınabilir hard disk ya da farklı bir USB bellek varsa bu USB bellekleri bilgisayarınızdan çıkarın. Ardından USB belleği bilgisayarınıza taktıktan sonra yeniden başlatın. Bu yeniden başlatma sürecinde genellikle del tuşu, yani DLT tuşu klavyeden tuşu kullanılıyor. Yani bilgisayarı yeniden başlattığınız anda DLT tuşuna üst üste basarak BIOS ekranına gidiyorsunuz. BIOS ekranı genellikle mavili şu şekilde, yani şu ekranda gördüğünüz gibi mavili bir renkte oluyor. Tüm bilgisayarların anakartında BIOS ekranındayken, yani bilgisayarı başlattığınız andan itibaren delete tuşuna bastınız ve bu şekilde mavi bir ekran geldi. Buradan boot adı verilen sekmeye geçiyorsunuz. Bu tüm bilgisayarların anakartında aynı. Ve burada mesela örneğin burada birinci boot device, ikinci, üçüncü şeklinde geçiyor. Burada ilkini USB belleğiniz olarak tanımlayacaksınız. Yani bilgisayarınızı yeniden başlattınız. Üst üste başlatar başlatmaz üst üste DLT tuşuna bastınız ve BIOS ekranı geldi. Buradan hemen en üstteki boot sekmesine geçeceksiniz. Boot sekmesine geçmek için bu klavyenizden sağ sol yön tuşlarını kullanabilirsiniz. Ardından mesela buradaki USB bellek mesela aşağıdaysa ya da farklı bir yerdeyse bunu en üst kısmı, yani birinci sıraya getiriyorsunuz. Bunun amacı şu: bilgisayar yeniden başlatıldığı zaman ilk olarak benim USB belleğimi görsün. Yani Windows 10 yüklü USB belleğimi görsün anlamına geliyor. Tabii bunu buraya taşımak için hemen sağda gördüğünüz üzere yön tuşları var. Yani seçenekleri değiştirmek için hemen klavyeden artı eksi tuşlarını kullanabilirsiniz. Artı eksi ile USB'nizi aşağı ya da yukarı taşıyabiliyorsunuz. Burada yukarı taşıyarak ilk sıraya getirip ardından F10, hemen şurada yazıyor zaten. F10 tuşuna klavyeden F10 tuşuna basıp kaydedip çıkıyoruz. Ve böylece bilgisayarımız yeniden başlıyor. Yani siz buradaki olay biraz kritik bir konu. Bunu yapamazsanız bilgisayarınıza format atamayacaksınız. buradan, yani bilgisayarın BIOS ekranından USB'yi ilk sırada göstermeniz gerekiyor. USB'yi ilk sırada gösterdiniz. F10 tuşuna bastınız ve tamam dediniz. Enter yaptığınız anda bilgisayarınız yeniden başlayacak ve ardından şu şekilde CD'den veya DVD'den ön yükleme işlemi için bir tuşa basın seçeneği gelecektir. Eğer böyle bir yazı gelirse USB belleğinize Windows 10 işletim sistemini doğru bir şekilde kurmuşsunuz demektir ve muhtemelen bundan sonraki işlemlerde doğru bir şekilde yürüyecektir. Şimdi biz, daha doğrusu ben bilgisayarımın hazırladığım USB'yi bilgisayarın USB'sine bağladıktan sonra bilgisayarımı yeniden başlatıyorum ve format atma işlemine başlıyorum. Herhangi bir tuşa bastıktan sonra Windows yükleme kısmı geldi. Evet, ilk olarak bunlar otomatik olarak gelecektir. Bunlar muhtemelen sizde de yüklenecektir. Türkçe, saat ve para birimi, Türkçe, Türkiye, klavyeye giriş yöntemi, Türkçe Q şeklinde gelecektir. F klavye kullanıyorsanız muhtemelen F klavye olarak, seçici olarak gelecektir. Bu pencereden iken ileri diyoruz. Herhangi bir değişiklik yapma gerek yok. Zaten biz Windows 10 işletim sistemini indirirken Türkçe olarak seçmiştik. İleri dedikten sonra şimdi yükle diyoruz. Ve kurulum başlıyor. Burada ürün anahtarım yok şeklinde seçin. Herhangi bir ürün anahtarınız varsa, yani daha önce para ödediğiniz, ücret ödediğiniz bir ürün anahtarınız varsa buraya onu yazabilirsiniz. Bizim yok. Zaten Windows 10'un nasıl full hale, yani lisanslı hale geleceğini burada anlatmaya gerek yok. Etik bulmadığım için de anlatmıyorum. Ürün anahtarım yok diyoruz. Evet, görüldüğü gibi Windows 10 Home, yani daha çok bireysel ev kullanıcıları, yani internette geziniyor, film izliyor ya da günlük olarak internet kullanımı, daha doğrusu bilgisayar kullanımı gereği duyuyorsanız Windows 10 Home sizin için yeterli olacaktır. Bir de Single Language diye bir seçeneğimiz var. Bu tek dilli oluyor. Bunun yerine alternatif olarak bunu seçmenizi tavsiye ediyorum. Education, bu eğitim sisteminin eğitim birimleri için geçerli. Bunu size tavsiye etmiyorum. Windows 10 Pro profesyonel kullanıcılar için geçerli. Yani mesela burada örnek sanallaştırma yapıyorsanız, farklı özellikle Windows'un gereksinimlerini kullanmak için farklı özellikle işlemler yapıyorsanız o zaman Windows 10 Pro yüklemenizi tavsiye ediyorum. Fark etmiyor. Ben örneğin Windows 10 Pro diyelim. En iyi sürüm bu. En kararlı sürüm bu diyelim. Aslında hepsi kararlı ve en üst sürüm de en iyi sürüm bu diyelim daha doğrusu. Windows 10 Pro dedikten sonra ileri diyoruz. Siz normal, eğer bir bireysel bir kullanıcıysanız Windows 10 Home'u seçebilirsiniz. Bu konuda herhangi bir sıkıntı bulunmuyor. Hatta Windows 10 Home kalsın ve ileri diyelim. Lisans sözleşmesi geliyor. Ben burada lisans koşullarını kabul ediyorum diyorum. Zaten kabul etmezseniz yükleyemiyorsunuz. Şimdi burada bir yükselt var. Bir de özel, yalnızca Windows yükle var. Bizim bu kısımda bir işimiz yok. Burayı farklı bir zamanda farklı bir şekilde belki anlatırız ama bunun konumuzda şu anda yükseltmeyle bilgimiz yok. Bizim burada yapacağımız düz tamamen format atma ile ilgili. O yüzden bu kısmı seçiyorum. Özel, yalnızca Windows'u yükle. Benim şu anda hard diskim 60 GB'lık bir alan. Muhtemelen sizin 500 GB ya da 1 TB olabilir. İlk sıfırdan bir hard diske format atarsanız, yani hiçbir şekilde daha önce Windows 10 işletim sistemi yüklenmemiş bir hard diske format atarsanız bu şekilde gözükecek. Yok, eğer örneğin şöyle yapalım. Daha önce sizin bilgisayarınıza, mesela örneğin sizin bilgisayarınızda şu anda hali hazırda bir işletim sistemi var ve onu sıfırlayıp yeni bir işletim sistemi yüklemek isterseniz muhtemelen şu şekilde gözükecektir. O yüzden biz burada yapacağımız şey şu. bunların tamamını silmek. Yani şunun tamamını silmek. Bu arada hatırlatayım tekrar, bilgisayarınızın hard diskinde herhangi bir veriniz varsa, işte fotoğraftır, resimdir, farklı bir şeydir, bunları kesinlikle yedekleyin. Çünkü bu işlemden sonra bu silme işlemlerinin geri dönüşümü yok ve tüm bilgiler silinir. Bir daha geri getirmesi çok zor olur. Hatta olmayabilir de. Sizin bilgisayarınız muhtemelen eğer daha önce format atıldıysa, daha doğrusu işletim sistemi hali hazırda yüklüyse, siz bilgisayarınızı sıfırlamak, format atmak istiyorsanız muhtemelen böyle gözükecektir. Genellikle atıyorum bu C sürücüsü oluyor, bu da D sürücüsü oluyor. Yani bilgilerinizi yedeklediğiniz sürücü oluyor. Bu da sistem için ayrılan bir küçük kapasite birimi oluyor, bir kapasite oluyor, depolama alanı oluyor diyelim. Tabii ben burada kafadan C sürücüsü dedim, bu C sürücüsü olmayabilir. Yani siz bilgisayarınızın hard diskine bakıp, örneğin şuraya mesela benim şu anda 446 GB toplam C sürücümün alanı bulunuyor. Tabii farklı bir sürücüm olsaydı, ben tek sürücü kullanıyorum. Örneğin D sürücüsü olsaydı ve buradaki alanda atıyorum 336 GB toplam olsaydı, bu iki değerden, yani 446 toplam C sürücüm derdim, 336 toplam D sürücü derdim ve verilerimin yedeklendiği sürücü D sürücü olsaydı, oradan buraya bakıp hangi sürücümün hangisi olduğunu anlardım. Yani derdim ki işte 446 GB ise bu benim C sürücüm, bu da 336 olsaydı o zaman bu da benim D sürücüm olacak. Yedeklerimin tuttuğum sürücü burası olacak. Yine başta dediğim gibi eğer verileriniz varsa, yani fotoğraflarınız, resimleriniz, müzikleriniz varsa, bunları farklı bir taşınabilir hard diske veya farklı bir USB belleğe yedeklemenizi öneriyorum. Çünkü burada yapacağınız yanlış bir şey tüm verilerinizin silinmesine neden olacak. Eğer biliyorsanız, yani diyelim ki 25 GB boş alan, toplam boyut pardon, 25.8 GB toplam olan D sürücünüz, buna dokunmayabilirsiniz. Örneğin ben bunu siliyorum. Bunu da siliyorum. Bu şekilde getiriyorum. Buna kesinlikle silmiyorum bunu. Bu benim D sürücüm, yedeklerim var. Bunu seçip yeni diyorum. Bölmeyeceğim için uygula diyorum. Tamam diyorum. Bundan sonra yani bu kısımdan ileri diyorum. D'yi seçmiyorum bakın. Yani yedeklerimin olduğu kısmı seçmiyorum. Az önce oluşturduğum şeyi seçip ileri diyorum. Eğer tamamen sıfırlayacaksanız da, komple yani hard diski tamamen tertemiz yapacaksanız da, hepsini şu şekilde sil, sil, sil deyip tamamen sildikten sonra yeni diyoruz. Buradan yeni bir boyut oluşturuyoruz. Burada dikkat ederseniz benim 60 GB demiştim. 60 GB'ı 1000 ile çarpıyorum. Yani buradaki benim girdiğim değer megabayt cinsinden değer. Bakın şurada yazıyor. Yani GB'dan girmiyorum. Bunun için 1000 ile çarpıyorum. Yani 1 GB 1000 MB'ye eşit. Yaklaşık olarak 1000 MB'ye eşit. Gerçi Microsoft'ta ya daha doğrusu üretici firmalar 1 GB'ı 1000 MB olarak algılıyor. Yani 1024 MB olarak algılamıyor. O yüzden o şekilde hesaplamak daha hızlı, daha pratik oluyor. Yani benim 60.000 MB'ım var. Bakın 60 çarpı 1000 dediğimde 60.000 MB yapıyor. 60.000 MB'ı yani benim sürücümü ikiye bölmek istediğimde buraya 30 yapmış oluyorum. Yani 30.000 MB. Tamam diyorum. Bunu da aynı şekilde uygula diyorum. Buna herhangi bir silme yapmıyorum. Hatta tekrar baştan yapalım. Belki biraz karışık gelebilir. Şunu da silelim hepsini. Evet. Şimdi yeni diyorum. Buraya megabayt cinsinden yazıyorum. Yani 60 çarpı 1000 eşittir 60.000 megabayt. 60.000 MB'ı ikiye böldüğümde 30'a denk geliyor. Yani 30.000 oluyor. Buraya 30.000 yazıyorum. Tamam diyorum. Bu ikinci kısma ise yeni dediğimde buraya herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Bu neden yapıyorum? Çünkü türünü belirlemesi gerekiyor. Bakın mesela bunu 579.0 MB'ı sistem için ayırmış. 28.7 GB birinci yıl kısımda. Bunu da ataması gerekiyor. O yüzden diyorum ve burada herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Örneğin sizin 500 GB ise bunu 500.000 şeklinde algılayın. Yani 500 çarpı 1000, 500.000. Bunu ikiye böleceğiniz zaman o zaman 250.000 şeklinde ayırmanız gerekiyor. Tabi illa tam olarak ayırmanıza gerek yok. Yani mesela örneğin ben 30.000 yazdım ama ben 20.000 artı 40.000 şeklinde de ayırabilirdim. Yani ilkine 20.000, diğerine de otomatik yaparsam 40.000 oluyordu yani. O şekilde düşünün. Ya da atıyorum 750 GB ise o zaman 750.000 MB'a eşit. Bu şekilde ilerliyoruz. Neyse, devam edelim. Bunu da uygula diyorum. Bakın burada birincil olarak atadı. Birincil ve sistem. Şimdi buna da kurabilirsiniz. İşletim sistemini buna da kurabilirsiniz. Ben buna kurmak istiyorum. Fark etmiyor yani. Ondan sonra ileri diyorum. Ve yükleme başlıyor. Bu işlem tabi bilgisayarınızın hızına göre yarım saat de sürebilir. 1 saat de sürebilir. Ben kendi bilgisayarımda SSD kullanıyorum. Depolama alanı olarak SSD kullandığım için benim bilgisayarım daha hızlı. 16 GB RAM var. i5 işlemci. Biraz daha hızlı bir kurulum sağlayacak. Sizin bilgisayarınızda atıyorum 4 GB RAM ve normal hard disk varsa bu biraz daha uzun sürebilir. Atıyorum 45 dakika, 1 saat sürebilir. Bu kurulum esnasında, yani şu kısma gelmeden önce eğer hata alırsanız, örneğin Windows bu diske kurulamaz şeklinde bir hata alırsanız Rufus programını da ayar yaparken bu GPT MBR olayını tekrar yapmanız gerekiyor ya da değiştirmeniz gerekiyor desem daha doğru olacak. Örneğin GPT yaptıysanız işte bir daha yapın, MBR olarak yapıp o şekilde USB'ye kurmaya çalışın. Zaten kurulum esnasında tek hata alacağınız nokta orası. Onun dışında bir hata alacağınızı sanmıyorum. Eğer hard diskinizde bir arıza yoksa, farklı bir şey yoksa bunun dışında bir hata almanız imkansız. Bunun dışında şöyle bir şey olabilir. Eğer hard diskiniz biraz uzun yıllar kullandığınız bir hard diskse, örneğin bir laptop hard diski ise ya da masaüstü olabilir. Bunun hard diskini sökün. Tanıdığınız, bildiğiniz bir bilgisayarcı olabilir, bir arkadaşınız olabilir. Onun bilgisayarına takın ve biçimlendirin. Biçimlendirip tekrar bilgisayarınıza takıp bu şekilde format atmayı deneyin. Bu şekilde daha şey olacaktır, efektif mi olacaktır diyelim. Daha iyi olacaktır. Evet, kurulum için zaten en uzun kısım burası. Dosyalar kurulum için hazırlanıyor kısmı. En uzun kısmı. Sizinki burada %1'de falan kalabilir. %2'de kalabiliyor bazen. Çünkü burası biraz uzun sürüyor. Ondan sonra hızlıca artmaya başlıyor. Dediğim gibi bu işlem bilgisayarınız için 45 dakikayı bulabilir. Eğer takıldı, donduysa, atıyorum yarım saat boyunca şey değişmediyse, atıyorum %5'te kaldıysa bir sıkıntı var demektir. Format atma işlemi gerçekten çok kolay bir işlem. Özellikle Windows 10 sürümüyle gelen format atma işlemleri çok basit, çok hızlı yani. Bunun dışında Windows 10 zaten artık daha stabil hale gelmeye başladı. İlk zamanlar biraz sıkıntılıydı. Windows'un devam edilmesi için yeniden başlatılması gerekiyor. Buralarda hiçbir şeye dokunmuyorsunuz. Yani yeniden başlat falan demenize gerek yok. Bilgisayarı burada kendi haline bırakın. Evet, bilgisayarımız yeniden başlatılıyor. Tabii bu videoda eğer kafanıza takılan herhangi bir şey varsa yorum kısmına yazın. Mümkün olduğunca cevaplamaya çalışırım. Burada ilk olarak bölgeyle başlayalım, doğru mu sorusu geliyor. Türkiye otomatik olarak muhtemelen size %99 ihtimalle Türkiye gelecektir. Evet diyoruz. Burada kurulum için bazı bilgileri girmemiz gerekiyor. Bu doğru klavye düzenimi. Evet, Q klavye kullanıyorum. Sizinki F'se F'i seçebilirsiniz. Buraya atla diyorum. İkinci bir klavye düzeni eklemek isterseniz buraya ekleyebilirsiniz. Ben atla diyorum. Çok da gerekli değil. Ve en önemli kısma geldik. Şimdi bu kısımda tabi laptopta giriş yaptıysanız, aslında bunu baştan mı söylemem gerekiyordu bilmiyorum. Ben masaüstüyle şu anda masa üstüne kuruyorum. Siz eğer laptopla kurulum yaptıysanız ilk aşamada eğer size bağlantı istediyse, yani bir Wi-Fi hesabına bağlanmanızı istediyse kesinlikle yapmayın. Aynı şekilde masaüstü bilgisayarınızda da internet varsa internet bağlantısını kesin. Gerekse modemin fişini çekin. Ya da ne bileyim bilgisayarın arkasına giden Ethernet kablosunu çıkartın. Çünkü bu şekilde yapmazsanız, yani internet bağlıysa sizden hesap oluşturmanızı isteyecek. Daha doğrusu bir Hotmail hesabı, Outlook hesabı oluşturmanızı isteyecek. Buna hiç gerek yok. Şimdi hesap oluştur diyorum. Bir dakika bekleyin diyecek. Şimdi gördüğünüz üzere bir hesap oluşturmamızı istiyor. Ya da bir e-posta adresi istiyor. Ben bunu istemiyorum. Yani bu şekilde bir giriş yapmak istemiyorum. Bunun için internet bağlantımı kesip tekrar deneyeceğim. İnternet bağlantımı kestim. Modemli olan. Şimdi tekrar deniyorum. Geri gidiyorum. Ya da geri çalışmıyor. Şimdi çalıştı. Evet. Tekrar başa gidelim. Evet. Bakın şeye yönlendirdi. Hata olduğu için, yani bağlantı olmadığı için geri yaptı. Tekrar bu bilgisayarı kim kullanacak diyor. Buraya kafadan bir isim yazabilirsiniz. Yani buradaki amaç şu, internet bağlantısını kullanmadan, çünkü internet bağlantısını kullandığınız zaman işte telefon numarası, işte bir hesap, Hotmail hesabı falan isteyecek. Buna gerek yok. Ben herhangi bir hesap kullanmadan, internet istemeden, yani internet bağlantısı kullanmadan normal bilgisayar kullanıyormuş gibi bir kurulum yapmak istiyorum. O yüzden bunu yaptım. Eğer siz de Wi-Fi'den bağlanıyorsanız, yani daha doğrusu laptopla format atıyorsanız, sizden eğer Wi-Fi şifresi istediyse bağlanmak için ilk etapta bunu yapmayın. Kurulum bittikten sonra Wi-Fi'ye bağlanabilirsiniz. Bu konuda herhangi bir sıkıntısı yok. Aynı şekilde masaüstü için de geçerli. Ethernet kablonuzun fişini çekip o şekilde bilgisayarın kurulumunu yapın. Tabii ilk başta bunu istemeyebilir yani. Adımızı yazıyoruz. TechWorm yazıyorum. İleri diyorum. Bir parola. Burada parola yazmaya gerek yok. İsterseniz daha sonra oluşturabilirsiniz. Çok da önemli değil. Parola girmeden devam edebilirsiniz. İleri diyorum. Etkinlikleriniz eşitlensin mi? Hayır diyorum. Evet de diyebiliriz. Hatta evet diyelim. Çok da önemli değil. Bu kısım sizin için önemli. Bence bunların tamamını kabul et diyelim. Örneğin bilgisayarınız kaybolduğunda, cihazınızı kaybettiğinizde konumu açık olsun mu? Falan vesaire. Evet, bilgisayarın kurulumu, daha doğrusu masaüstü ekranı gelmek üzere bunun için bazı bilgiler yazıyor. Hatırlatayım, ben bazı işlemleri atladım. Yani bazı uzun süren kısımları atlayarak geçtim. Daha doğrusu atlayarak derken o araları kestim. Bu nedenle işlemler size biraz daha hızlı gelebilir. bilgisayar format konusu zaten tek başına basit bir konu değil. 3-4 tane birbirine bağlantılı konular var. Bu konulara iyi hakim olmak gerekiyor. Bu konulara hakim olduğunuz sürece çok rahatlıkla istediğiniz bilgisayara format atabilirsiniz. Dediğim gibi buradaki tek nokta işte temiz bir Windows 10 işletim sistemi, bir Rufus programı, USB bellek kullanmanız ve tabii ki de hard diskinizin sağlam olması gerekiyor. Bunlar tamamsa çok rahatlıkla herhangi bir sorun yaşamadan bilgisayarınıza format atmanız mümkün. Ortalama bir format yarım saatle bir saat sürebilir. Onu söyleyeyim. Evet, bilgisayarımız format atıldı. Masaüstü ekranımız geldi. Şimdi öncelikle masaüstümdeki bu bilgisayarım, A vesaire, onları getirelim. Hemen şöyle yapıyorum. Hemen buradan Windows ayarlar. Kişiselleştirme. Kilit ekranı. Hemen şuradan temalar. Düzeltiyorum, temalar. Masaüstü simge ayarları. Şuradan A. Şunları seçili hale getiriyorum. Uygula diyorum. Tamam diyorum. Evet, görüldüğü gibi geldi. Masaüstü simgeleri. Şunları sıralama ölçümünde, daha doğrusu ad yapalım. Şu şekilde, evet. Masaüstü simgelerimiz geldi. Şimdi bakalım. Bilgisayarın üstüne sağ tıklıyorum. Evet, Windows 10 Home olarak kuruldu. Home olarak kurulmuştu. Yüklü bellek 2 GB. Sistem türü 64 bit. Tamam. Şuraya arama kısmına CMD yazıp enter yapalım. Bakalım versiyonu neymiş? Ver yazalım. Evet. Microsoft Windows sürüm 1909. 2019. Evet. En son sürüm Windows. Şimdi şu kısmı, bilgisayarın özellikler, Windows'u etkinleştirmeniz gerekiyor. Bunu artık burada dediğim gibi yani anlatmayacağım, etik bulmadığım için. Artık nasıl yaparsanız yapın. Son olarak en önemlisi tabii. Ona geçelim. Yine başlat, eski başlat tuşu, yani Windows logosunu klikliyoruz. Ayarlar. Güncelleştirme ve güvenlik. Bunu klikliyorum. Şöyle Windows Update'i seçiyorum. Burası önemli. Bilgisayarınıza format attıktan sonra kesinlikle tüm güncelleştirmeleri yapın. Eğer yapmazsanız, şimdi eskiden driverları elle yüklüyordunuz. Yani internetten işte atıyorum ekran kartının driver'ını buluyordunuz, anakartın driver'larını buluyordunuz, işte BIOS güncellemelerini, ıvır zıvırlarını tamamını internette tek tek arayıp buluyordunuz. Ya da varsa CD'niz, işte anakart CD'niz varsa ya da laptopunuz, tabi laptopunuza ait bir CD varsa oradan driver'ları çekip yüklüyordunuz falan. Ama artık onlar geride kaldı. Bunun tamamı artık Windows 10'da güncelleştirmeyle geliyor. Yani tüm güncelleşmeyi denetle diyoruz ve tüm güncelleştirmeleri tek tek indiriyor. Yani sizin ekran kartınız, anakartınız vesaire, onlara ait ne kadar driver varsa tamamını kendisi indiriyor bilgisayarınıza. Güncelleştirmeleri yükledikten sonra yani bunu tamamını yükleyene kadar, güncelleştirme tamamdır diyene kadar tamamını yükleyin. Hatta bazen yeniden başlatmak gerekebilir. Onun için arada burayı kontrol edin. Yeniden başlatın. Tüm güncelleşmeleri yüklesin. Sonra tekrar denetleyin. Ve tamamı yaptıktan sonra, hatta ek bir şey geldi. Şu, tekrar gidelim. Windows Update. Evet. Evet. Hatayla karşılaştık. Yine devam edeceğiz. He, pardon. İnternetimiz kapalıydı değil mi? Şimdi internetimizi açalım. İnternetimizi açtık. Tekrar yapalım. Gelecek mi? Evet, bir ağa bağlanınca tabii ister istemez kurulumu tamamlanın dedi. Hadi başlayalım. iptal diyelim. Evet. Şimdi tekrar güncelleştirmeleri denetle diyelim. Dediğim gibi bu güncelleştirmeler önemli. Bunları yapın. Tüm sürücüleriniz yüklensin. Çünkü bunu yapmazsanız bilgisayarınız tam performansa çalışmaz. Güncelleşmeleri yüklediğiniz zaman olabilecek maksimum performansa çalışır. İkincisi, onu anlatayım. Geldim güncelleştirmeler. Evet bakın bu şekilde gelecek. Bunlar tamam bakın %50'lik olacak. Hepsi tamamını yükleyene kadar. Hatta bazen yeniden başlatma isteyebilir. Dediğim gibi buradan cihazınızı yeniden başlatın. Ve böyle tüm güncelleşmeleri yüklemesini sağlayın. İkincisi, bilgisayarın tüm özelliklerini kullanmak için dediğim gibi bilgisayarı fulllemeniz gerekiyor. Daha doğrusu lisanslı hale getirmeniz gerekiyor. Onu artık yaparsınız. Ve üçüncüsü bir tane antivirüs programı yükleyin. Örneğin mesela kimin var? Özellikle benim beğendiğim google.com diyelim. Bizi nereye yönlendirecek? Evet. Etkiye yönlendirdi. Hayır teşekkürler. Avast'ın mesela free sürümü var. Avast free yazın şu şekilde. Avast'ın free sürümünü şu şekilde şuradan mesela indirin mesela. İndirin ve kullanın. Bunu tavsiye ediyorum. Bunun dışında anlatacaklarım bu kadar. Çok fazla detaya da girdik. Bilgisayara format atma işlemi, daha doğrusu USB bellek ile Windows 10 yükleme işlemi ya da USB bellek ile bilgisayara format atma işlemimiz bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.